ÖTV indirimi başladığından bu yana sıfır araçlar nerede sorusu soruluyor. Zira bazı otomobillerde evet ciddi indirim var ama vatandaşlar o sıfır araçları bulamıyor. Çünkü iddiaya göre araçlar stoklanıyor. Ticaret Bakanlığı da devreye girdi ve sektöre yönelik inceleme başlatıldı. Geziyoruz araç bakmak için ama bazı markalarda mesela çok uygun kampanyalar oluyor ama araç yok. Hani kampanya olduk araç olmak için ne kadar kampanya yaparsa yap boş. Ya bulamıyoruz şu an. Piyasada dediğim gibi kampanya var ama gidiyoruz soruyoruz. Araç şu an ellerinde olmadığını söylüyorlar. ÖTV indirimi devam ediyor. Ancak araç alacaklar sıfır bayilerinden eli boş dönüyor. ÖTV indiriminden faydalanmak istiyorum. Araç arıyorum, sıfır araç. Elinizde var mı? Şu an yok efendim. Yani genel hiç binek araç yok elimizde. ÖTV muafiyetine uygun araç da bulunmuyor o yüzden. O indirimden yararlanacağımız araba maalesef şu anda bizim elimizde kalmadı efendim. ÖTV matrah düzenlemesi vatandaşlar daha uyguna araç alsın diye yapıldı. Ancak son dönemde sıfır araç bulmada şikayetler artınca Ticaret Bakanlığı da bu konuda inceleme başlattı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Aydın Ağoğlu ise sıfır araçların bayiler ve galericiler arasında el değiştirdiğini söylüyor. Galericilerle konuşuyorum. Bazı meslektaşlarımız anlaşmalı bayileriyle ÖTV avantajının tamamını yansıtmıyor. Örneğin 20 bin lira ÖTV avantajı varsa bunun 10 binini arada kırışıyorlar, 10 binini yansıtıyorlar. Galericiler sıfır araçların bayiler tarafından stoklandığını iddia ediyor. Kendi bünyelerinde plakalandırılmış sıfır araçlar satıyorlar. Bunlar incelenip bakıldığı zaman aslında araçları kendi bünyelerine aldıklarında ÖTV indirimini kendi ilerlerine kullandıklarını görebiliriz. Galericilerde de kendi adamlarından kurdukları ikinci el galeriler açıp bizim gibi işte galeri sitelerinde kendi arkadaşlar üzerinden veya kendi akrabalar üzerinden sıfır araçları piyasaya veriyorlar yani. Sıfır araç bayileri ise araç stoklama iddialarını reddediyor. İhtimal vermiyorum. Hiçbir bayi, kurumsal bir firma boş stoğu araba alıp da hem finansını hem de kendi müşteri memnuniyetini çöpe atamaz diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir iddiayı asılsız buluyorum ben. Bu fiyat aralığındaki otomobillere tamamen talep arttı. Talep artınca da normal şartlarda 3-4 tane gelen otomobil zaten gelir gelmez biter hale geldi.